Lord Dunsany Denizin çekildiği yer Seslendiren Akın Altan Düşümde gördüm ki korkunç bir şey yapmışım. Bu yüzden ne kara toprak ne deniz mezarımı kabul ediyordu. Ne de cehennemde bir yerim vardı. Bunu bilerek saatlerce bekledim. Sonra arkadaşlarım gelip beni gizlice ve eski bir ayinle öldürdüler. Uzun mumlar yaktılar ve beni götürdüler. Bütün bunlar Londra'da oldu. Nehre ulaşıncaya kadar, kül rengi sokaklar ve harap evler arasında, gecenin karanlığında sinsice yürüdüler. Kavaran denizle nehir, Çamurlu kıyılar arasında göğüs göğüse kavuşuyordu. Ve her ikisi de kapkaraydı. Her ikisi de ışık doluydu. Arkadaşlarım, ellerinde parıl parıl parlayan mumlarla yaklaşırken, her birinin gözünde ansızın bir merak belirdi. Beni ölü ve kaskatı taşırlarken, tüm bunları gördüm. Çünkü ruhum hala kemiklerimin arasındaydı. Çünkü Hristiyanca bir depin benden esirgenmişti. Beni yapışkan şeylerle yeşile kesmiş basamaklardan aşağı indirdiler. Ve böylece yavaş yavaş korkunç çamura ulaştılar. Orada terk edilmiş şeylerin toprağında sığ bir mezar kazdılar. Mezarı kazmayı bitirdikten sonra beni içine yatırdılar ve ansızın mumlarını fırlatıp nehre attılar. Suyun parlak alevleri söndürmesinden sonra mumlar yeniden dalgaların üzerine çıktığında donuk ve küçük göründüler. Anında felaketin göz kamaştırıcılığı kayboldu ve muhteşem bir şafağın doğmakta olduğunu fark ettim. Arkadaşlarım pelerinleriyle yüzlerini örttüler ve ağırbaşlı tören alayı gizlice sıvışan firarilere dönüştü. Sonra çamur bezginlikle geri gelip, yüzümden başka her yanı örttü. Orada uzun zamandır unutulmuş şeylerle, dalgaların daha uzaklara sürüklemeyeceği şeylerle, yararsız şeylerle, kayıp şeylerle ve ne taş ne toprak olan garip ve korkunç tuğlalarla birlikte yapayalnız öylece yattım. Duygulardan kurtulmuştum. Çünkü öldürülmüştüm. Ama algı ve düşünce mutsuz ruhumda varlıklarını sürdürmeye devam ediyordu. Tan ağardı ve nehrin kenarını dolduran metruk evleri gördüm. Ölü pencereleri benim ölü gözlerime merakla baktı. Pencerelerinin gerisinde insan ruhları yerine balyalar vardı. Bu terk edilmiş şeylere bakmaktan öyle bıktım ki haykırmak istedim. Ama yapamadım. Çünkü ölüydüm. Sonra bu metruk evlerinde tüm bu yıllar boyunca haykırmak istediklerini ama ölü olmaları nedeniyle dilsiz olduklarını daha önce hiç anlamadığım kadar anladım. Ve o zaman anladım ki ağlayabilselerdi, unutulmuş, sürüklenmiş şeyler için iyi olacaktı. Ama onlar kör ve ölüydüler. Ve ben de ağlamaya çalıştım. Ama ölü gözlerimde gözyaşı yoktu. Ve o zaman anladım ki, nehir bize bakabilirdi, bizi okşayabilirdi, bize şarkı söyleyebilirdi. Ama o soylu gemilerden başka bir şey düşünmeden azametle açıktan ileriye doğru aktı. Sonunda Nehrin yapmadığını denizin kabarması yaptı. Gelip üzerimi kapladı ve ruhum yeşil suyun içinde dinlendi. Bundan hoşlandı ve deniz tarafından defnedildiğine inandı. Ama denizin alçalmasıyla sular yeniden çekildi ve beni artık sürüklenmeyen unutulmuş şeylerin arasında, tüm şu metruk evlerin karşısında, ve hepimizin ölü olduğu bilinciyle duyuları nasır tutmuş çamurun içinde yapa yalnız bıraktı. Arkamdaki yeşil otlar bürümüş, denizin terk ettiği mahzun duvarda karanlık dehlizler ve demir çubuklarla kapatılmış gizli dar geçitler belirdi. Buralardan sonunda beni kemirmek üzere fareler sinsice geldi ve ruhum buna sevindi. Defnedilmesine razı olunmayan, lanetli kemiklerimi mecburen serbest bırakacaklarına inandı. Çok geçmeden fareler biraz öteye kaçıp aralarında fısıldaştılar. Bir daha da bana yaklaşmadılar. Fareler arasında bile lanetli olduğumu anlayınca, yeniden ağlamaya çalıştım. Sonra Kavaran deniz eski yerine dönüp berbat çamuru kapladı ve viran evleri gizledi. Unutulmuş şeyleri yatıştırdı ve ruhum deniz kabrinde bir süre huzura erdi. Ve sonra deniz yeniden terk etti beni. Yıllar yılı gitti gitti geldi deniz. Sonra belediye encümeni beni bulup nezih bir defin töreni yaptı. İçinde şimdiye kadar uyuduğum ilk mezardı bu. Aynı gece dostlarım mezarıma geldiler. Beni mezarımdan çıkarıp yeniden çamurun içindeki sığ deliğe koydular. Yıllar boyunca kemiklerim tekrar tekrar defnedildi. Ama her seferinde cenaze töreninin ardından gece olur olmaz pusudaki o korkunç adamlardan biri gelip mezarımı kazdı ve kemiklerimi yeniden çamurun içindeki deliğe taşıdı ve bir gün bana bu korkunç şeyleri yapan adamların sonuncusu da öldü gün batımında ruhunun nehrin üzerinden gittiğini işittim ve yeniden umuda kapıldım Bundan birkaç hafta sonra bir kez daha bulundum. Ve bir kez daha bu huzursuz yerden çıkarılıp, ruhumun huzura ermeyi umduğu kutsal topraklarda derin bir mezara konuldum. Anında beni yeniden çamura götürmek için, ellerinde uzun mumlarla pelerinli adamlar çıka geldi. Çünkü bu şey bir gelenek ve ayine dönüşmüştü. Ve yüzüstü bırakılmış şeylerin hepsi geri getirildiğini gördüklerinde dilsiz yürekleriyle benimle alay ettiler. Çünkü çamuru terk ettiğim için beni kıskanıyorlardı. Unutulmamalı ki ağlayamıyordum. Ve kara mavnaların gittiği deniz kıyısında yıllar yılları kovaladı. Hissiz koca yüz denizde gitti ve umudumu yeşertecek bir neden ortaya çıkmadan ve daha fazla sürüklenemeyen şeylerin haset ve öfkesi yüzünden böyle bir nedeni ummaya cüret edemeden orada öyle kıpırtısız yattım. Bir seferinde Güney denizlerinden kopan büyük bir fırtına bütün kıyıyı ta Londra'ya kadar etkiledi iddetli doğru rüzgarlarıyla nehri kabarttı fırtına kasvetli dalgalardan çok daha güçlüydü büyük atılışlarla her şeye kayıtsız çamurun üzerine yüklendi ve bütün hüzünlü unutulmuş şeyler bundan çok hoşlandılar kendilerinden daha mağrur şeylere karışıp bir kere daha azametle yukarı aşağı gidip gelen gemilerin arasına sürüklendiler. Fırtına kemiklerimi iğren çebinden çıkardı ve gelgitin bir daha asla beni taciz etmeyeceği umuduna kapıldım. Ve suların çekilmesiyle fırtınan nehir aşağı inip güneye dönerek evine çekildi. Ve kemiklerin birçok adacığa ve mutlu, uzak karaların sahillerine dağıldı ve bir an için kemiklerim birbirinden ayrı ve uzak uzak yerlerdeyken ruhum neredeyse serbest kaldı sonra deniz ayın iradesine boyun eğerek büyük bir gayret keşlikle kabarmaya başladı ve suların çekilirken yaptığı işi anında bozdu kemiklerimi güneşli adacıkların kıyısından topladı tüm anakaraların sahillerinden devşirdi. Dalgalar üzerinde beşik gibi sallayarak, Tamıs nehrinin ağzına kadar getirdi. Oradan acımasız yüzünü batıya döndü, nehir yukarı çıkıp çamurdaki deliğe kadar geldi. Kemiklerimi deliğin içine bıraktı. Ve çamur kemiklerimi kısmen örtüp, kısmen açıkta bıraktı. Çünkü çamur yüzüstü bırakılmış şeylere aldırış etmez. Sonra suların çekilme zamanı geldiğinde evlerin ölü gözlerini ve fırtınanın bir yere sürüklemediği şeylerin kıskançlığını gördüm. Sonra yine denizin gelgitleri ve unutulmuş şeylerin yalnızlığıyla yüzyıllar geçti. Ve ben orada çamurun umursamaz pençeleri arasında Asla tamamen çamura batmadan ama hiçbir zamanda tam serbest kalmadan ve ılık toprakların okşamasını ya da denizin huzur veren kucaklayışını arzulayarak yatmaya devam ettim. Bazen insanlar kemiklerimi bulup gömdüler. Ama gelenek asla bozulmadı ve dostlarımın ardılları her zaman onları geri getirdiler. Sonunda manalar geçmez oldu, ışıklar azaldı. Şekilli keresteler yerine rüzgarın kökünden söktüğü ağaçların tüm doğallıklarıyla ırmak aşağı sürüklendiği görüldü. En sonunda, yakınlarımda bir yerlerde bir çim yaprağının büyümekte olduğunu fark ettim ve ölü evlerin etrafında yosunlar görünmeye başladı. Bir gün Birkaç deve dikeni nehir üzerinde sürüklenerek gitti. Yıllarca bu işaretleri dikkatle gözledim ve sonunda Londra'nın ölmekte olduğuna kesin kanaat getirdim. Sonra bir kere daha umuda kapıldım ve nehrin iki yakasındaki çamurlar boyunca unutulmuş şeyler arasında herhangi bir şeyin terk edilmiş çamura karşı umuda kapılmasına büyük öfke duyulmaktaydı. İran çevler Ta ki hiç yaşamamış zavallı şeyler, ayrı kotları ve yosunlar arasında kendilerine birer nezih mezar buluncaya kadar yavaş yavaş ufalanıp yok oldu. Sonunda bahar geldi. Beraberinde de kahkaha çiçekleri. Nihayet bir zamanlar rıhtım ve depo olan tepelerde yaban gülleri bitti. O zaman anladım ki doğa galip gelmiş ve Londra ölmüştü. Londra'daki son insan bir zamanlar dostlarımın giyindiği bir pelerine bürünmüş olarak nehir yoluyla duvara geldi ve hala orada olup olmadığımı görmek için kıyıya baktı. Sonra gitti ve bir daha adamları hiç görmedim. Londra'yla birlikte onlar da ölmüşlerdi. Son adamın gitmesinden birkaç gün sonra kuşlar geldi Londra'ya. Hepsi de şakıyan kuşlar. Beni ilk gördüklerinde hepsi bana yan yan baktılar ve sonra biraz uzaklaşıp aralarında konuştular. O sadece insanlara karşı günah işledi, dediler. Bu bizim kavgamız değil. Ona karşı nazik olalım, dediler. Sonra yakınıma zıplayarak şakımaya başladılar. Şafak sökmek üzereydi ve nehrin iki yakasından gökyüzünden bir zamanların sokakları olan çalılıklardan yüzlerce kuş şakıyordu. Gün ağardıkça kuşların şakıması da çoğaldı. Başımın üzerinde uçuşan kuşların sayısı giderek arttı. Başlangıçta binlercesi şakıyordu. Sonra sayıları milyonlara ulaştı ve sonunda üzerinde gün ışığıyla çırpınan kanatlardan ve aralarındaki küçük gökyüzü parçalarından başka bir şey göremez oldum. Sonra Londra'da ruhu coşturan bir şarkının sayısız notasından başka işitilecek bir şey kalmadığında ruhum çamurun içindeki delikte yatan kemiklerimden ayrılıp göklere doğru yükselmeye başladı ve kuşların kanatları arasında bir yol açıldı sanki ruhum yükseldikçe yükseldi bu yolun sonunda cennetin küçük kapılarından biri aralık duruyordu sonra bir işaretten çamurun artık ruhumu tutamayacağını anladım çünkü artık ağlayabileceğimi fark ettim birden tam bu anda Londra'daki bir evdeki yatağımda gözlerimi açtım. Dışarıda pırıl pırıl bir sabahın ışığında bir ağacın dallarında serçeler cıvıldıyordu ve yanaklarım gözlerimden akan yaşlarla hala ıslaktı. Çünkü uykudayken kişi kendini yeterince tutamaz. Hemen yataktan fırlayıp pencereyi ardına kadar açtım ve ellerimi küçük bahçeye uzatarak şarkıları beni yüzlerce yıllık Sıkıntılı ve korkunç düşümden uyandıran kuşları kutsadım. Son.